Bu bölümde fiziksel ve dijital arşiv oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar, veri tabanı kullanımı ve son olarak da raporlama ile ilgili bazı e, temel bilgilerden bahsedeceğim. Fiziksel arşiv oluştururken ilk yapılması gereken şey, mevcut belgeleri türlerine göre ayrıştırmak ve genel bir envanter çıkarmaktır. Hangi temelde bir dosyalama sisteminin oluşturulacağını aslında kurumun yaptığı belgeleme ile neyi hedeflediği belirliyor. Dolayısıyla toplanan verilerin içeriği, miktarı, yapılmak istenen raporlamanın kapsamı ve buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan erişim kolaylığına göre kişi, olay, ihlal tarihi ya da ihlal türü şeklinde bir tasdif yapmak mümkün olduğu gibi daha katmanlı bir tasdif yapmak da mümkün. Bunu bir örnekle açıklamamız gerekirse, örneğin belirli bir dönemdeki zorunlu göç mağdurlarının sosyal hakları ile ilgili bir savunuculuk kampanyası çerçevesinde topladığımız belgeler, ilk yerleşim yeri, göç edilen yerleşim yeri, göç edilen tarih ve aile adı gibi dörtlü bir tasdife de tabi tutulabilir. Her klasörün içinde yer alacak farklı belge türleri, değişik renkte dosyalar ya da bir etiketleme sistemi kullanılarak birbirinden ayrıştırılmalıdır. Kişisel veriler ya da medikal kayıtlar gibi herkesin erişimine açık olmaması gereken belgeler ve bununla birlikte ıslak imzalı izin belgeleri gibi daha güvenli tutulması gereken belgeler tüm arşivden ayrı daha güvenli bir yere saklanmalıdır. Arşivin tutulduğu fiziki ortamın koşullarına da dikkat etmek gerekir. Örneğin belgelere zarar verebilecek nem, güneş ışığı, toz ve benzeri etmenlerden uzak olduğundan emin olmalı. Mümkünse ayrı bir kilitli bir odada, kilitli dolap içinde tutulmalıdır. Son olarak yapılan tasnif ve oluşturulan dosyalama sistemine ilişkin bir dizin oluşturulmalı ve arşive ilk kez erişecek kişiler ile arşivin güzellemesinden sorumlu olacak kişiler için ayrı ayrı yönergeler oluşturulmalıdır. Fiziksel arşivin tasnifi ve dosyalanması tamamlandıktan sonra arşivdeki tüm belgeleri dijital ortama aktarmak gerekir. bu ihtiyaç fiziksel arşivin veri veriye erişim ve büyük veri setleri içinde analiz yapmaya çok imkan tanımamasından kaynaklanır. bunu bir örnekle açıklamak gerekirse çok büyük bir kütüphanede belli türdeki kitapları listelemeniz gerektiğinde bunu kütüphanenin dijital kataloğunu kullanarak saniyeler içinde yapabilirken Aynı kütüphanede dijital kataloğun olmadığı durumda bunu yapmak için aylarınızı harcamanız gerekebilir. Ayrıca fiziki belgelerin zaman içinde yıpranma, su baskını, yangın, hırsızlık ya da istenmeyen kişilerin eline geçmesi gibi durumlarda veri kaybına uğramı riski taşıdığı için fiziksel arşivler çok güvenli arşivler değildir. Zaten bu, nedenle ilerleyen teknoloji ile beraber dünyada pek çok kurum arşivlerini dijital ortama taşımakta ve veri yönetimi ile ilgili çeşitli programlar kullanmaktadır. Çoğunlukla sınırlı kaynaklarla çalışan insan hakları örgütleri için de dijital arşive geçmek ve bir veri tabanı yazılım kullanmak oldukça büyük avantajlar sağlayabilir. Bu avantajlar arasında veri güvenliğini sağlama, otomatik yedekleme olanağı, istenen bilgiye istenilen zamanda ve yerde kolayca erişim sağlama, kategorik listeleme, karşılaştırma analizi ya da detaylı sorgulama yapma imkanı, Bilgi ve belgelerin çok daha fazla sayıda insana ulaşmasını sağlamak gibi imkanlar sayılabilir. Fiziksel arşivi dijital ortama taşırken her belge türü için standart bir kodlama belirlemek gerekir. Bu kodlama sistemi belirlendikten sonra daha sonraki kullanıcılar için bir yönerge hazırlanabilir. Bu kodlama sistemi ile ilgili birkaç ipucuna değinmek gerekirse, örneğin eğer birden fazla belge türü arşivleniyorsa, kodlamanın belge türü için belirlenen kodla başlamasına özen gösterilebilir. İlgili durumlarda bu kodu belge sahibinin adı ya da belge tarihi, belge numarası gibi ikinci bir kod izleyebilir. Üçüncü bir dikkat edilmesi gereken nokta Türkçe karakter ve boşluk kullanmamaktır. Ayrıca belirlenen kodların çok uzun olmamasına özen gösterilmeli. Zarar vermeme ilkesine uygun olarak kişi adları belge adları olarak kullanılmamalıdır. Örneğin kayıt altına alınan bir olayla ilgili A gazetesinde 22 Ocak 2018 tarihinde çıkmış bir haberi e, arşive eklemek istediğinizde e, bu belgenin kodunu e, gazete haberi olduğunu belirtmek üzere G-A gazetesinde çıkan bir haber olduğunu belirtmek üzere A-22 -A, Ocak 2018 tarihli bir haber olduğunu belirtmek üzere 220118 olarak kodlayabilirsiniz. Toparlamak gerekirse dijital arşiv sistemi e, fiziksel arşivdeki tüm belgeleri kapsamalı ve aynı indekslemeyi takip etmelidir. Tüm yazılı belgeleme belgeler arama yapılabilir şekilde taranmalı ve zarar vermeme ilkesi gözetilerek fiziksel arşivde ayrı bir yerde tutulan belgeler aynı şekilde dijital ortamda da farklı bir yerde tutulmalıdır. Yine veri kaybını önlemek açısından dijital arşivin düzenli olarak yedeklenmesi ve alınan yedeklerin farklı ortamlarda tutulması önemlidir. Eğer mümkünse imkanları ev veriyorsa güvenli sunucularda saklanması ve otomatik olarak yedeklenmesini sağlamak önemlidir son olarak dijital arşiv için kullanılan teknolojilerdeki gelişmelere dikkat etmek ve zaman zaman kullanılan cihazları ve yazılımları güncellemek önemlidir. Daha önce de bahsettiğim gibi günümüzde çok sayıda kurum çok çeşitli veri yönetim programları kullanıyor. Ancak bu programların çoğu ticari şirketler için geliştirilmiş lisanslı programlar olduğu için İnsan hakları örgütleri gibi daha hassas veriler toplayan kurumlar için bir güvenlik açığı oluşturabilir. Bununla beraber insan hakları örgütlerinin kullanımı için geliştirilmiş açık kaynaklı yazılımlar da mevcut. Ben de birazdan bunlara bir örnek olması açısından Hüridoks adlı kurum tarafından geliştirilmiş Openiv adlı veri tabanından biraz bahsedeceğim. En basit anlamda veri tabanını tanımlamamız gerekirse, belirli bir amaca yönelik düzenlenmiş ve birbirleriyle ilişkilendirilmiş kayıt ve dosyaların tutulduğu bir bilgisayar yazılımı olarak tanımlayabiliriz. Veri güvenliği, veri standartizasyonu, veriye hızlı ve kolay erişim gibi artılarının yanı sıra veri tabanı kullanımı insan hakları örgütlerinin raporlama ve sonuculuk faaliyetlerine çok büyük bir ivme kazandırabilir bir veri setinde yer alan çeşitli bilgilerin belirlenen veri modeli çerçevesinde birbirleriyle ilişkilendirilerek kaydedilmesi aslında çok kapsamlı analizler yapmaya ve tekil fiziksel kayıtlar arasından göremeyeceğimiz örüntüleri ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir. Burada bahsettiğimiz veri modellemeyi biraz açmak gerekirse, veri modelleme aslında kurumun belgeleme faaliyetine başlamadan önce kendisi için belirlediği hedefler ve yapmak istediği raporlama için gerekli olan veri ilişkisidir diyebiliriz. Diğer bir ifadeyle toplanan verilerin veri tabanında nerede, hangi diğer verilerle nasıl bir ilişki içinde ve hangi formatta kaydedileceğinin belirtilmesidir. Böylece birbirleriyle ilişkilendirilen verilerin veri tabanına tekrar tekrar kaydedilmesi gerekmez ve büyük veri setleri içinde gözle görülemeyecek olan ilişkiler ortaya çıkartılabilir. Burada örneğimize geçersek HURDOX tarafından geliştirilmiş OpenUSS veri tabanında, Standart olarak girilecek beş ayrı format bulunmaktadır. Bu formatların ilki ve diğer hepsinin birbirine bağlandığı format olay formatıdır ve olaya ilişkin tüm detayların istenildiği formatta girilebileceği alanlar sunar. Olay formu daha sonra aslında olayın öznesi diyebileceğimiz mağdura ilişkin bilgilerin girildiği kişi formuna bağlanır. Kişi formunu da doldurduktan sonra ihlalin türüne ilişkin bilgileri girdiğimiz fiil formu gelmektedir. Daha sonra ise bu fiil formu eğer biliniyorsa şüpheliye ilişkin e, bilgilerin girildiği yeni bir kişi formuna bağlanır. Bu dört form tamamlandıktan sonra e, olay formu e, olaya ilişkin bilgilerin değerlendiği kaynakların girildiği bir kaynak formuna bağlanır. E, böylece birbiriyle ilişkilendirilen e, tüm veriler sayesinde örneğin hangi tarih aralıklarında e, hangi tür ihlallerin yoğunlaştığı ya da hangi yerleşim birimlerinde hangi ihlallerde bir yoğunlaşma olduğu ya da şüpheli olarak belirtilen isimlerin hangi vakalarda tekrar edildiği ya da hukuki bir belgeleme yapıyorsak yargının hangi tür ihlallerde nasıl bir tavır aldığına ilişkin çok detaylı ve kapsamlı hem niteliksel hem de niceliksel raporlamalar yapmak mümkündür. Bu şekilde bir veri tabanında kayıt altına alınan veriler daha sonra çeşitli analizlere tabi tutularak kurumun amaçları ve hedef kitlesi doğrultusunda raporlanabilir. Bir raporlama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususların başında, araştırmanın hedefini, kullanılan araştırma ve veri toplama yöntemlerini, toplanan verilerin neleri içerdiğini ve neleri neden dışarıda bıraktığını ve veri doğrulama kriterlerini net ve tarafsız bir dille aktarmaktır. Burada <laughs> raporlarda kullanılan verilerin doğruluğu ve dilin tarafsızlığı. ...hem araştırma amaçlarına ulaşmak, hem de raporun ve kurumun güvenilirliği açısından çok önemlidir. Bir başka nokta ise yayının kaynaklar el verdiği ölçüde... ...izleme yapılan ihlal kategorisindeki mağdurların ana dilinde yapılması... ...ve mutlaka bütün paydaşlarla paylaşılmasıdır. Raporun başında kurumu tanıtan kısa bir yazının ardından yapılan çalışmanın amaçları ve metodolojik seçimleri... Daha sonrasında ise izleme yapılan e, ihlal kategorisiyle ilgili mevcut durumu aktarmak e, konuya yabancı bir e, okuyucu için iyi olacaktır. E, ayrıca en başta bir yönetici özeti eklemek, raporun tamamını okumadan evvel genel bir izlenim vermesi açısından önemlidir. E, i̇zleme yapılan alanla ilgili tabloyu ortaya koyduktan sonra bir başka noktada e, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin garanti altına aldığı haklara e, ve normlarla bağlantısını kurmaktır. Böylece raporda yer alan taleplerle bağlantısı kurulabilir ve bu taleplerin meşruiyeti güçlendirilir. Raporun daha sonraki bölümleri verilerin analizinde kullanılan anahtar kelimeler ya da temalara odaklanabilir. Örneğin, eğer derinlemesine görüşmeler üzerinden hazırlanmış bir raporsa, bireysel hikayelerde gömülü olan sistematik sorunlar, ihlalin gerçekleşme biçimi, sonuçları, failleri ya da hukuki bir belgeleme ise yargısal süreçlerdeki örüntüler aktarılabilir. Bir başka önemli nokta ise niteliksel verilerin yanı sıra aktarılan nicel verilerin görselleştirilmesidir. Bu noktada grafik kullanımı okumayı kolaylaştıracağı için çok yararlı olacaktır. Raporun sonuç bölümünde ise mağdurların talepleri ve kurumun savunuculuk faaliyetleri kapsamındaki kendi talepleri mutlaka ayrı ayrı yazılmalıdır ve elbette bütün raporlarda olduğu gibi raporun sonunda mutlaka kullanılan kısaltmalar, kaynaklar ve referanslar belirtilmelidir. Toparlamak gerekirse verilerin toplanmasından, arşivlenmesine ve raporlamasına kadar geçen bütün bu sürecin doğru yönetilmesi insan hakları örgütlerinin çalışmalarının yaygınlaşmasında oldukça etkili olacaktır.